Bugün 28 Aralık günlerden Salı. Ajanda ile karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri haksız fiyat artışının önüne geçmek, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründe artan fahiş fiyatları da önlemek adına fiyat, etiket, gramaj denetimi yaptı. Mersin'in Akdeniz Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri haksız fiyat artışının önüne geçmek, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründe artan yüksek fiyatları da önlemek adına fiyat, etiket ve gramaj denetimi yaptı. Arkadaşlar bir çay alın bakalım, bir tane çay. 43.95 çay. İndirimli, arkadaşlar indirimli olan etiketlere bakın, indirim orada geçerli mi? Yazın bak 24.90 alın. Aynı yudum piyasada 90 liradan satılıyor. Niye öyle? Ayçiçek. Bunun faturası var mı sizde? Ayçiçek ya. Sistemden çıkarım etiketi. Siz onun bana faturasını, bunun faturasını istiyorum. Bir faturasını görebilir miyim? Sandıklarının söylendiği bakın 13 lira olmuş. Görüyor musunuz? 13 lira. Dün de açıklama yaptı. Ziraat Odası Başkanı 3 liradan bizden alıyorlar. Bu 13.50 nasıl olmuş acaba? Bak bu bize büyük bir görev düşüyor arkadaşlar burada. Vatandaşı, biz de vatandaşız, biz de alışveriş yapıyoruz. Bak 13.50 lira süt alamaz. 3 lira toptan süt alıyor arkadaşlar. Alın bir 13.50. Olumsuzluklarla karşılaşılması halinde ihtarda bulunulurken zabıta ekiplerinin denetimlerini sıkılaştıracağı bildirildi. Bunlar bakın daha düne kadar 37 liraydı. Yaz oraya 64 lira, 64.95. Evet. Devam edelim. Evet. Bu peynir. 61.90. Arkadaşlar 1 kilo peynir 61 lira. Bak. Peynir 61.90. Yani normal mi sizce bunlar? Bu fiyattan normal mi? Sistemi koyduk ya. Tabii siz sizlere bakalım herhalde. Şu ön tarafı bir alın bak. Ön tarafı. Bak burası. İyice böyle şey olmuş. Ya. Patates terleri. Anladın bak. Şu alanı açın gidin bak. Şu alanı açın. Burası iyi. Tamam mı? Hadi. Öte yandan ekipler tüm işletmelere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak ağır cezalar hakkında bilgi vererek etiket ve gramaj hakkında da dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Bir tane daha getir. 6.90. Evet biraz doğru. Burada da arkadaşlar bakın 59 lira bu. Daha geçen haftaya göre bu geçen hafta bu 37-38 liraydı bakın. Toz peyniri. Evet bunu da tutan. 1 kilo. Bu konuda tutan tutuyoruz arkadaşlar. Kaşarla ilgili tespih atıyoruz. Fotoğraf çekin. 59.90. Allah'ım çek şunu bak. Adana'da yılbaşı öncesi torbacı olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Adana'da yılbaşı öncesi torbacı olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak baskınları yapıldı. Aç aç polis. Çabuk. Aç polis. Tamam. Emir çekin. Vur şuna yaş ya. Emir çekin. Ne oldu ya? Emir nerede oturuyor Emir? Ya burada niye? Hayır. Hadi. Neredesin? Emir çekin. Nerede oturuyor? Baskınlarda gözaltılar yaşandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin evleri dedektör köpeklerce arandı. Operasyonda gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp yola devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp yola devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Var ya biz yapıyoruz. Yardım ediyoruz sana.
Belen istikametinden İskenderun yönüne doğru yokuş aşağı seyreden konteyner yüklü tırın freni patladı. Korna çalarak seyretmeye devam eden tır, Sarımazı mahallesinde rampa benzeri tali yola saptı ve burada bir evin duvarına çarptıktan sonra 10 metreden ana yola düştü. Kaza sonrası tır sürücüsü Yasin Karakuş ve yanında bulunan Akif Kara tır içerisinde sıkıştı. Yaralanan iki kişiyi kurtarmak için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Vinç yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü ve öğrenci taşıyan servis minibüsü devrilirken 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ile birlikte 18 kişi yaralandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü ve öğrenci taşıyan servis minibüsü devrilirken 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıyla birlikte 18 kişi yaralandı. İlk kaza Konya-Beyşehir Karayolu'nun 2. kilometresinde yaşandı. İstanbul'dan Bozkır ilçesine giden Hikmet K idaresindeki yolcu otobüsü ilçe merkezi yönünde seyir halindeyken buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 11 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kazanın hemen ardından Beyşehir-Konya Karayolu'nun 4. kilometresinde Zekiye idaresindeki taşıma öğrencilerin bulunduğu öğrenci servisi yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan araçtan yaralı olarak çıkartılan iki öğrenci tedavi altına alındı. Son kaza ise Beyşehir-İsparta Karayolu'nun 5. kilometresinde yaşandı. İki minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması yaptı. Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin olan satılması ve kullanılması yasak 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan ve satılması ve kullanılması yasak olan 747 adet ateşli silah ve kesici silah ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube ekipleri tarafından sosyal medya ve internet üzerinden satış yapan SE'nin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 747 adet silah ele geçirildi. SE gözaltına alındı. Mersinli çiftçiler dövizin arttığı dönemde girdi maliyetleri arasında yer alan gübre, ilaç, mazot gibi kalemlerde fahiş artışlarının yaşandığını, bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirtti. Üreticiler dövizin düşmesine rağmen bunun henüz girdi maliyetine yansımadığını söyledi. Mersinli çiftçiler dövizin arttığı dönemde girdi maliyetler arasında yer alan gübre, ilaç, mazot gibi kalemlerde fahiş artışların yaşandığını, bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirtti. Üreticiler dövizin düşmesine rağmen bunun henüz girdi maliyetlerine yansıtılmadığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 günden beri açıklamasıyla beraber, bu faizdeki değişimlerle beraber dövizde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Bunu görüyoruz. Ama bizim ürettiğimiz ürünlerde kullandığımız gübre, ilaç, mazot vesaire çok kalemler var sayabiliriz. Bunlarda henüz bir düşüş biz yaşamıyoruz, görmüyoruz. Ha ilerleyen zamanlarda olur mu onu bilemeyiz. Asıl bizim beklentimiz, asıl bizim isteğimiz bu. Biz bu ürünleri alırken zirai ilaç bayilerinden ya da başka esnaflardan alırken konuşulduğunda her şeyin dövize endeksli olduğu söyleniyor. Ama dövizde yaşanan düşüşten sonra bizim aldığımız bahçemizde üretimde kullandığımız gübrelerin, ilaçların işte vesaire onların düştüğünü görmüyoruz maalesef. Asıl bizim beklentimiz bu. Beşleri altına vurmuş. Bu ağaç yani alıştı.
Tarsus Belediyesi 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle 27 Aralık'ta 27 açılış gerçekleştirdi. Tarsus Belediyesi 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle 27 Aralık tarihinde 27 açılış gerçekleştirdi. 27 Aralık Kurtuluş'un 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu açılış töreninde 8 koruluk, 7 park, 5 halk market, 7 tarımsal üretim uygulama alanı, 1 showroom, 2 halk manav açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Mersin Baro Başkanı Avukat Gazi Özdemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Turgay Benli, Tarsus Belediyesi Meclis üyeleriyle çeşitli mahallelerin muhtarları katılım sağladı. Toplu açılış töreninde konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan şunları söyledi. Geçmiş dönemlerde seçim öncesinde bahsettiğim önemli bir kent vurgusu vardı. İlk başta gerçekten ağır bir yükle devraldığımız ki 80 milyon sadece banka kredisi borcumuz vardı. Şükürler olsun bunları hep ödedik. Ve şu an artıya geçen bir belediye her mecliste de çok net bir şekilde kasayı bile halkımıza hesap verilebilir olduğumuzu göstermek için net olarak gösteriyorum. Ve öyle bir imkanlara sahip olduk ki artık bugün bu açılışlarla birlikte 206. açılış. Sessiz ve sakin. Reklam yapmadan, çok konuşmadan sadece iş yaptık. Ve bu işi yaparken de düşündüğüm tek şey, rantın ve sermayenin piyasası değil, halkım dedim. Bir 100 yıllık süreç, bugün 100. yıl. Ama asıl anmamız gerekenler de Cumhuriyet'in anıtlarını bir şehrin, bir kentin imarıyla, o kentin insanların yaşam tarzıyla ve insanların yaşam kalitesini yükselterek ortaya konulacağı kesindir. En iyi şekilde hizmeti nasıl vereceğimizi halktan alıp onlara yansıtarak gösteriyoruz. Bu açılışlar hiç bitmeyecek. Toplu açılışlar çok yapılacak. Ve en önemlisi de Güney'de ilk defa akıllı şehir anlayışını Tarsus'ta kentsel dönüşümde bu dönemde göreceksiniz. Şu anda da kamulaştırma bitiyor. Ocak ayının sonunda da temelini atacağım. Çünkü bir kentte rantı halk yapar. O rantı da halka eşit dağıtmak gerekir. Benim görevim de o. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 100. yıl kurtuluş kutlamalarına yüzlerce vatandaş katılım sağladı. Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenle coşkuyla gururla kutlandı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yüzlerce vatandaşla birlikte kurtuluş yürüyüşüne katıldı. Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 100. yıl kurtuluş kutlamalarına yüzlerce vatandaş katıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri ve vatandaşlarla kutlamalar başladı. Dernek üyeleri kendilerini karşılayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a Türk bayrağı hediye ederken Başkan Bozdoğan ise üyelere çiçek verdi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte Tarsus bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Aznakay Parkı'ndan törenlerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar kurtuluş yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Başkan Bozdoğan, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Haluk Bozdoğan, 100 yıl önce onca imkansızlık, onca çaresizlik ve yokluk içerisinde kazanılan bu zafer, 10 bin yıllık şehrimizin onur mücadelesinin en önemli ve en değerli sürecini teşkil etmektedir. Yüzyıllık kentli olma bilincinin en güzel örneklerinden birisi olan Tarsus'un ismiyle, kahramanlıklarıyla, destanlarıyla yüzyıllar boyunca yaşayacağı onlarca yüzyıl dönümü kutlayacağı için gurur duyuyoruz, dedi. Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye'nin en büyük ilk Türk bayrağı Adana Merkez Camisi'ne asıldı.
Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye'nin en büyük ilk Türk bayrağı Adana Merkez Camii'ne asıldı. Geçtiğimiz ay Ulu Cami ve Büyük Saat Kulesi arasında asılan bayrak, Adana Merkez Camii'nin iki minaresi arasına asıldı. 100 yıl önce 17 metreye 23 metre olarak hazırlanan ve o dönemin en büyük Türk bayrağı, Marif Müdürü Refet Bey ve imal eden Terzi Nuri Efendi tarafından hazırlanmıştı. Seyhan'daki olan bu Sabancı Merkez Camii'mizin de bu şekilde bayrakla, zira bayrak uğruna, hilal uğruna, nice canların feda edildiği, 100 yıl öncesinde Adana'mızın kurtuluşunu gerçekleştiren ecdadımızın kanlarıyla, canlarıyla, mallarıyla bu toprakları yine bir İslam yurdu olarak bizlere emanet bıraktığı bilinciyle onları yad etmek, onların ruhlarını şad etmek üzere hem bu bayrağımızı asarak hem de diğer bütün etkinliklerle, şehitlerimizin ruhlarına okuduğumuz hatmi şeriflerle Adana'mızın 100. yılını hep birlikte bütün kurum kuruluşlar olarak, Adanalı halkımız olarak kutluyoruz. Etkinliklerimizin manşeti de şu: 5 Ocak Adanalıyık, bayrağı serdarıyık. Bununla ilgili daha önce Ulu Cami ile Merkez Büyük Saat arasında bayrak merasimi düzenlemiştik. Onları çektik belgeselimize koymak üzere. 100 yıl sonra da biz şu andaki Merkez Camii olan Sabancı Merkez Camii'nde aynı bayrağımızı buraya da dalgalandırarak belgesellerimizde kayda geçmek istedik. Sağ olsun burada öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, il müftümüz ve Hakkı Çiftçi hocamız bu konuda bize destek verdiler. Adana'nın Turfanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı -27 dereceye kadar düştü. Turfanbeyli'de 3 gün devam eden ve şehir merkezinde 30 santim, köylerde ise 1 metreye kadar yaklaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı -27 dereceye kadar düştü. Tufanbeyli'de 3 gün devam eden ve şehir merkezinde 30 santim, köylerde ise 1 metreye yaklaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Saat 12, -16. Burası Adana Tufanbeyli. Bu zamana kadar en görmediğimiz soğuğu görüyoruz. Sabahleyin Doğanbeyli'den gelen arkadaşımız -27'yi gördü. Musluklarımız su akarken donuyor. O kadar soğuğuz. Kaloriferlerimiz işe yaramıyor. Sobalarımız keza aynı şekilde. O kadar soğuk. Geceleri kaloriferli evde bile donuyoruz. Son 5-6 gündür köylerimizde elektrik yok. İlçe merkezimiz düzenli olarak kesiliyor. Camlarımıza kalktığımızda buz sarkıtı halinde uyanıyoruz. Camlarımızın önünde buz sarkıtları var. Ki kurumumuz da aynı şekilde. İçeriden buzlu cam yapılmış gibi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen tırpan operasyonlarının Mersin ayağında 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen tırpan operasyonlarının Mersin ayağında 10 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce tırpan operasyonları kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik Mersin merkezli, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 2 adet pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor. Adana'da 2 ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonra da kafasına tabancayla ateş ederek intihar etmek istedi. Olay yerine gelen cinayet ekipleri çalışma başlatırken evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi. Adana'da 2 ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonra da kafasına tabancayla ateş ederek intihar etmek istedi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Yunus Emre ile Melike Yağmur Uyaner 7 yıl önce evlendi.
Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan ismini verdikleri çocukları oldu. 2 ay önce de ikiz erkek bebekleri oldu. Ancak bir süre önce psikolojisi bozulan Yunus Emre Uyaner doktora gidip tedaviye başladı. Buna rağmen psikolojisi düzelmeyen Uyaner sabah saatlerinde karısıyla tartıştı. Tartışma sonrasında karısını kafasından vurdu. Bu sırada babası Hakan Uyaner eve gelip oğlunun elinden silah almaya çalıştı. Ancak Uyaner babasının elinden kurtulup tabancayla intihara kalkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı kocayı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen cinayet ekipleri çalışma başlatırken evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi. Mersin Erdemli'de yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenden oluşan İyilik Kulübü gönüllüleri iç ısıtan bir projeye imza atarak Gayemiz İyilik Hareketi'ni başlattı. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan İyilik Kulübü gönüllüleri iç ısıtan bir projeye imza atarak Gayemiz İyilik Hareketi'ni başlattı. Tüm canlılara yardım edebilmek üzere yola çıkan öğrenci ve öğretmenleri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla kimi engellilerin elinden tuttu, kimi engellilere tekerlekli sandalye ulaştırdı. Öğrenciler hazırladıkları temelde iyiliği merkeze alan projeyle birçok alanda farkındalık oluşturarak topluma örnek olmayı hedefliyor. İyilik kulübümüzü insanlara yardım etmek, bize ihtiyacı olanların yanında olmak için kurduk. Ve bu yolda da bizimle iletişime geçen, yardıma gerçekten ihtiyacı olanların yanındayız her zaman. İyilik kulübü olarak yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edip ülkemize katkıda bulunacak şeyler yapacağız. İyilik olabilecek her şeyi yapacağız. Her iyiliği yapmaya çalışıyoruz biz burada. Ve bütün dünyaya da yardım etmek için. Gelebilecek bütün iyilikleri yapacağız. Ağaçlar dikeceğiz. Ağaçlar sulayacağız. Ya acıkır. İşte onlara mama vereceğiz. Mama aldık mesela. İşte. Gayemiz iyiliktir. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayvanlara su vereceğiz. Adana'da yapılan maaş zammını beğenmeyen seyisler grev yaptı. Yaklaşık 1000 seyis ahırlara giden kapıyı kilitledi. Yetkililerin devreye girmesiyle birlikte seyisler ikna oldu. Adana'da yapılan maaş zammını beğenmeyen seyisler grev yaptı. Yaklaşık 1000 seyis ahırlara giden kapıyı kilitledi. Yetkililerin devreye girmesiyle seyisler ikna oldu. Seyisler bir at bakımı için 4500, iki at bakımı için 5500 lira, yol parası için 350, bayram parası için ise 1000 lira talep ederken, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin geçtiğimiz günlerde tek ata bakan seyis maaşının aylık 4353 lira 40 kuruş olacağını duyurmasıyla seyisler greve gitti. Bizden ilettiririz. İlgili dikkate alınmasa ilgili merciler sizin taleplerinizi bana da bir tane verin. Dedik ki biz bugün hemen bize böyle bir karar versinler değil. Sadece bu taleplerimizi, yani seyislerin böyle bir talebi var diye TCK'nın resmi sitesinde yayınlasınlar. Biz çıkıp gidelim. Kardeş, TCK da büyük bir kurumdur. Türk ya, abi, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda seyisler kapıları kilitledi. Yaklaşık 1000 seyisin izinsiz grevi nedeniyle Adana Yeşiloba Hipodromu'nda ahırların bulunduğu bölüme çevik kuvvet polisleri de takviye olarak gönderildi. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği salı gününe kadar maaşlarda iyileşmenin yapılacağını duyurdu. Gerekirse adını ortak eder. Kimse buna mani olamaz. Ya sen kendi seyisinin maaşını vermiyorsun. Bak ya. Allah! En geç salı günü onaylayacaklar. Yarın da bizden 4-5 kişi toplanıp gidip biz konuşacağız. Bizim gönderdiğimiz liste Fatih Çiftçi'ye de gitmiş, İstanbul'a da gitmiş,
Bakın beni Turban İzzet Aksoy da beni aradı. İkinci başkan. İstediğimizi şu anda almışız. Bence yani en çok ve gırtlak burada patlatan benim. Evet. Arkadaşla konuşsun. Dağılalım. Evet. Bakın beni Turban. Eğer ki istediğimiz olmazsa. Salın üstüne tekrar bakın. Arkadaşlar ikinci başkan. Turban İzzet Aksoy da beni aradı. Ben onunla da konuştum. Ben aynı sözlere şeyler ona da ilettim. Bizim liste ona da gitmiş. Diyor ki tamam memnun olmayabilirsiniz. Sorunlarınız olabilir. Biz bu listeyi aldık. Değerlendireceğiz. İki gün bize müddet verin diyor. Salıya kadar diyor. Biz bunu açıklama yapmazsak diyor. Gene toplanın diyor. Gene yapın diyor. Aslan üstüne veriyor. Bak. 2021 yılının Şubat ayında Mersin'de ve Türkiye'de öne çıkan konular nelerdi? Almanak 2021 Şubat ayı ekranlarınıza geliyor. Mersin Büyükşehir Belediye binasında duyulan bir patlama sesinin ardından yangın çıktı. Yangın daha önce meclis salonu olarak kullanılan zemin kattaki bölümde başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde COVID-19 aşıları kayboldu. Ankara'dan bir süre önce sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen COVID-19'un ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı. Yapılan sayımda aşı vurulan tüm personelin barkod incelemesinin tamamlanmasından sonra 24 doz COVID-19 aşısının izine rastlanılmadı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 5 yıldır bir apartmanın kazan dairesinde kalan ve hafıza kaybı yaşadığı için yakınlarını ve kimliğini hatırlamayan yaşlı adamın Mersin nüfusuna kayıtlı Ali Kırarslan olduğu belirlendi. Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmaya giderken trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki milli futbolcu Sinan Tanış'ın adı Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesinin yaşadığı mahalledeki parka verildi. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi ve Koca Hasanlı'daki içme suyu şebekelerinin ardından Kumkuyu Azimli mevkiindeki içme suyu terfi birimine de saldırı gerçekleştirildi. Mersin'de hasta yakınları refakatçi eviyle kalacak yer derdinden kurtuldu. Mersin'e uzak ilçelerden veya illerden tedavi olmak için hastanelere gelen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kalacak yerleri olmadığı için çoğu zaman araçlarında yatıp kalkan hasta ve yakınları için refakatçi evi projesi hayata geçirildi. Mersin'in Mizitli ilçesi Davultepe mahallesinde bir kısmı hazineye, bir kısmı özel şahıslara ait 400 dönüm narenciye bahçesinin sanayi sitesine dönüştürme girişimlerine tepkiler sürüyor. Tarım arazileri üzerine sanayi sitesi yapılmasını istemeyen hak sahipleri, Mersin Kongre Salonu'ndaki Büyükşehir Meclis toplantısı öncesi bina önünde toplanarak belediye başkanları ve meclis üyelerinin dikkatini çekmek için sessiz eylem yaptı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne tahsis edilecek binayı ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde incelediler. Mersin'de koronavirüs tedavisi gören mikrobiyoloji uzmanı Dr. Necmi Arslan hayatını kaybetti. Dr. Arslan'ın emeklilik dilekçesi verdiği gün hastalığa yakalandığı belirtildi. Toroslar Belediyesi'nin Bocce Milli Takım oyuncusu Mehmetcan, İtalya'ya transfer oldu. Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenalarda aldığı başarılarla dikkat çeken Mehmetcan Yakın, İtalya 1. Lig Seri A takımlarından Lallonessa takımına transfer olarak bir ilki gerçekleştirdi. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık 2020'de bir tebliğ yayınladı. Balon balığı avcılığının desteklenmesine dair tebliğ kapsamında balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını kurumlara teslim etti. Mersinli balıkçılar da Aralık ayı boyunca avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle Mersin'in Bozaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyaca tanınan Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede hayatını kaybetti. 1938 Mersin Silifke doğumlu 83 yaşındaki Cüceloğlu bir süre önce anjiyo olmuştu. İlk belirlemelere göre Cüceloğlu evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Mezitli ilçesinde Yaşar Doğu Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada sık sık kaza yaşanması vatandaşları tedirgin ediyor. Noktada sinyalizasyon, uyarı tabelaları ve hız önleyici kasis olmaması yayaları ve bölgede oturan vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye atıyor. Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'la akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, iplerin ressamı olarak tanınan Mersinli ressam Ahmet Yeşil, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Emre Duru'yla birlikte Cami Şerif Mahallesi Ural Caddesi üzerinde bulunan yenileme çalışmaları sonucu yeniden geleceğe kazandırılan tarihi Mersin evini ziyaret etti. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Bölgesel amatör ligde yer alan Gebze Spor sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisi Gazi Mahallesi Spor'a 2-0 yenilerek liderlikten oldu. Bölgesel amatör ligde yer alan Gebze Spor sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisi Gazi Mahalle Spor'a 2-0 yenilerek liderlikten oldu. Mücadele sonrası stadı terk etmeyen taraftarla futbolcular arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bir anda savaş alanına dönen stadda kavgaya karışan taraftarları, polis ekipleri ve Gebze Spor Kulübü Başkanı Recep Avcı güçlükle ayırdı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonlarına şike davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biz şike yapmadık, bunu söylüyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna şike davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beraat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın da arasında yer aldığı 21 kişiye geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Koç. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.